Değerli arkadaşım merhabalar. Dersime hoş geldiniz. Bugün üstlü sayılarla ilgili ÖSYM tarzı test 3'ü yani son testimizi çözeceğiz. Hazırsanız hemen ilk sorumuzun çözümüne başlayalım. Şekil 1'de görseli verilen çubuk şekil 2'deki gibi eş parçalara ayrılmıştır. Şekil 2'yi elde etmek için şekil 1'deki çubuk 26 defa kesilerek eş parçalara ayrılıyor. Bakın 26 defa ne olmuş arkadaşlar kesilmiş. Buna göre eş parçalardan bir tanesinin uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar Böyle bir altyapı çalışması yapmış olsak. Bak ben bir çubuğu e, iki eşit parçaya zaten. kaç tane e, parça oluşuyor arkadaşlar? Üç parça. Demek ki kaç tane kesim işlemi yaparsam onun bir fazlası kadar parça oluşmuş oluyor. 26 defa kesme işlemi yaparsam demek ki arkadaşlar oluşacak parça sayısı 27 olacaktır. Bakın burada 9'u ben 3'ün karesi olarak yazacak olursam bir de bunun 5. kuvvetini alıyorum. Dolayısıyla burası ne olacaktır? 3 üzeri 10 olacaktır. Toplam uzunluğu. Şekil birin toplam uzunluğu. Şimdi bu her biri her biri arkadaşlar. Bakın diyelim ki x parça olmuş olsun. Peki burada toplam kaç parça var? 27 parça. E o zaman toplam uzunluk 27 çarpı x olmaz mı? E, bunun toplam uzunluğunda zaten biz 3 üzeri 10'a eşit olduğunu biliyoruz. 27 dediğimiz 3'ün küpüdür. 3'ün küpü çarpı x eşittir. 3 üzeri 10 arkadaşlar. Bakın her tarafı 3 üzeri 3'e bölecek olursam x'i kaç olarak bulmuş olurum? 3 üzeri 7 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız E 1 Ocak 2015'te yapılan nüfus sayımında nüfusu 810 bin olan bir şehrin 2016'dan 2023'e kadar her sene 1 Ocak nüfus sayımı yapılmıştır. 2015'ten sonra yapılan ilk 4 nüfustaki nüfus sayımlarının her birinde nüfus bir önceki yıla göre 1 bölü 10 oranında sonraki 4 yılın her birinde ise Nüfus bir önceki yıla göre 1 bölü 11 oranında artmıştır. Bakın şu kelimeye dikkat ettim değil mi? Bir önceki testimizde de arkadaşlar buna benzer bir soruyu çözmüştük. Şimdi ilk 4 yılda bakın 1 bölü 10 oranında bak artmamış. Katına çıkmamış. 1 bölü 10 katına çıkmamış. 1 bölü 10 oranında artmış. Dolayısıyla biz tamamına 1 diyecek olursak 1 artı 1 bölü 10'dan ne olacaktır? 11 bölü 10 olacaktır. Diğeri de 1 artı 1 bölü 11'den 12 bölü 11 olacaktır. Şimdi ilk 4 yıl şurada çalışacağız. Yani başlangıçta şu 810.000'i de şöyle yazalım arkadaşlar. 81 çarpı 10 üzeri 4 şeklinde yazabiliriz. i̇lk 4 yılda ne olacak? Bakın 11 bölü 10. Diğeri de 11 bölü 10. Diğeri de 11 bölü 10. 11 bölü 10. Sonra arkadaşlar ne olacak? 12 bölü 11. 4 yılda 12 bölü 11 olacak. 12 bölü 11 olmuş oldu arkadaşlar. 1 Ocak 2023'te yapılan nüfus sayımında nüfusu kaç olmuştur diye soruluyor. Şimdi bakın buradaki düzenlemeleri yapacak olursam bakın şu yukarıdaki 11'lerin 4 tane 11 ile paydadaki 11'ler ne olacaktır? Birbirini götürecektir. Arkadaşlar payda paydada 4 tane 10 var. 10 üzeri 4. E 10 üzeri 4'ler de sadeleşecektir. 81'i şöyle düzenleyecek olursak 81 3 üzeri 4'tür. Arkadaşlar bu 12, 12, 12 ve 12. 4 tane 12 var ya. Dolayısıyla bu 12 üzeri 4 olarak yazalım biz bunu bir. Arkadaşlar burada 4'ler de ortak olduğundan dolayı 12 çarpı 3, 36 üzeri 4 olarak da ben bunu yazabilirim. Şıkları da benzetecek olursak 36 dediğimiz 6'nın karesidir. Bir de bunun 4. kuvvetinden 6 üzeri 8 olarak cevabımızı elde etmiş oluruz arkadaşlar. Aşağıdaki k sayısının birbirine eşit çarpanları gösterilmiştir diyor. Buna göre verilen çarpanların sondan kaç tanesi silinirse kalan sayıların çarpımı 27 üzeri 6 sayısına eşit olur diyor. Şimdi 27'yi biz 3'ün küp olarak yazacak olursam bir de bunun 6. kuvvetini aldım. 3 üzeri 18 oldu. Bakın arkadaşlar burası nedir? 9 tane 12'nin 12 tane 9'un çarpımı. Doğrusu. yani biz buradaki ifadeyi 9 üzeri 12 olarak yazabiliriz e ben burada 9'u 3'ün karesi olarak yazdım bir de 12. kuvveti var yani 3 üzeri 24 olacak arkadaşlar kaç tanesi silinirse diyor ee, bilmiyorum şu anda kaç tanesinin silinmesini gerektiğini fakat silindikten sonra 3 üzeri 18 oldu, e, olması gerektiğini biliyorum arkadaşlar bu sayılara dikkat ederseniz hepsi çarpım durumunda 9 dediğimiz 3'ün karesi değil mi? evet 3 üzeri 24'ten 3 üzeri 18'e düşmesi için ne kadarlık bir kaybımız olması lazım? 3 üzeri 6'lık bir kaybımız olsun. E 9'ların her birinde 3 üzeri 2 var. Demek ki ben bunları 3 tanesini almış olsam çarptığım takdirde arkadaşlar çarpım durumda ya bunların hepsi. 3 üzeri 6 yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki 3 tanesini silersem bu iş hallolur. Aşağıda tanımlanan işlemlerin her birindeki kutuların içerisine sayılarından biri yerleştiriliyor. Buna göre kutulara yerleştirilmeyen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi toplama var, çarpma var ve çıkarma var. Öncelikle çarpmadan başlayacak olursak arkadaşlar, burada buradaki sayıların içerisinde en küçük iki tanesini seçeyim ki çarpım çok büyük olmasın. Niye? Çünkü ben toplamayla çıkarma da işlem yapacağım için yukarıdaki sayılarla aradaki fark çok olursa arkadaşlar Toplama ve çıkarma olarak ifade edemem. O yüzden çarpımı benim ne yapmam lazım önce küçük tutacağım. Yani 2'nin karesi ile 2'nin küpünü önce bir deneyeyim. Olmadığı takdirde 2'nin karesi ile 2, 2 üzeri 4'ü denerim ve bu şekilde devam edelim. Öncelikle arkadaşlar buraya 2'nin karesi yazdım, buraya da 2'nin küpü yazdım. Tabii 2'nin karesi ile 2'nin küpünü çarparsam 2 üzeri 5 olur yani 32 olur. O zaman toplamları 32 olacak şekilde bak. Şimdi 2 üzeri 6 dediğim 64 değil mi? 2 üzeri 5 dediğim 32. E 64 ile 32'nin farkı 32 olduğuna göre demek ki ben şuraya 2 üzeri 6'yı şuraya da 2 üzeri 5'i yerleştirebilirim. Şimdi bakın bunu kullandım. Bunu kullandım. Şu ikisini kullandım arkadaşlar. E 2 üzeri 4 dediğim 16. 4'ün karesi de 16. Ha bak ben bu ikisini topla toplarsam da 32'yi elde ediyorum. Demek ki kullanmadığım hangisi? 2 üzeri 7'yi kullanmadan bu eşitliği tutturabildik. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Her radyoaktif elementin kendine özgü bir yarılama ömrü vardır. Yarı ömür o radyoaktif e, maddeyi oluşturan atomların yarısının başka bir elemente dönüşmesi için geçen süredir diyor. Yukarıdaki tabloda geçen yarı ömür süresi sonrası kalan madde miktarları gösterilmiştir. Bak, bu bilgi önemli. Neleri gösteriyormuş? Kalan madde miktarlarını gösteriyormuş arkadaşlar. Şimdi buradaki örüntüye bir bakalım. Bak 1 bölü 2. Bu 1 bölü 4 dediğimiz bak 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 8 dediğimizde 1 bölü 2'nin küpü. Bak burası zaten 1 bölü 2'nin birinci kuvveti. Bak bir yarı ömürde demek ki bak kuvvet 1. 1 bölü 2'ler zaten sabit. Sabit 2 yarı ömürde bak üssü 2 oluyor. 3 yarı ömürde 3. Yani örüntüyü ne yaptık arkadaşlar? Biz anladık. 512 mg A maddesi 30 dakikada bir yarı ömre sahip olduğuna göre 5. saat sonunda. He, 30 dakika 5. saat arkadaşlar kaç tane 30 var? 10 tane 30 var. Değil mi? 10 tane 30 var. Şimdi böyle devam edecek olursak başlangıçta 512 miligram var. Bu 512 dediğimiz arkadaşlar 2 üzeri 9 mu? Evet. 5. saatin sonunda yani 10 tane olacak ya 10 defa yarılanacak. E, dolayısıyla e, ne olacak arkadaşlar? 5. saatin sonunda 1 bölü 2 üzeri 10 olacak. Niye? Çünkü 5. saat 10 tane 10 tane 30 dakika var. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki kuvvetimizde ne olması lazım? Ee, 1 bölü 2 üzeri 10 olması lazım. 1 bölü 2 üzeri 10 olması lazım. E bu işlemi yapacak olursam sağ taraftaki ifade bakın 2 üzeri 9'u yazdım. Sağ taraftaki ifade 1 bölü 2 üzeri 10. Dolayısıyla bu 10'u hatta 9'u yukarı aşağı indirecek olursam 1 bölü ne olacaktır? 2 gelecek. Bu da 0 tamam, 5. Doğru cevabımız bakın A şıkkı gelmiş oldu. Geçelim 6. soruya. Aşağıda gri renkli dikdörtgenin uzun kenarı üzerine mavi renkli özdeş 4 adet dikdörtgenin uzun kenarları görseldeki gibi yerleştirilmiştir. Gri renkli dikdörtgenin uzun kenarı 8 üzeri 5 birim olduğuna göre. Şimdi 8 dediğimiz arkadaşlar 2'nin küpü. Bir de bunun 5. kuvvetini alacağım. Yani gri renk ne kadarmış uzunluğu? 2 üzeri 15'miş. Kırmızı renkli dikdörtgenin uzun kenarı olduğuna göre mavi renkli dikdörtgenlerden bir tanesinin uzun kenarı kaçtır diyor. Mavi renkli olanlar zaten özdeşti arkadaşlar. Benim ne yapmam lazım? Bu 2 üzeri 15 uzunluğu 4 eşit parçaya bölmem lazım. Yani 2 üzeri 15/4 diyeceğim. E zaten 2 üzeri 4 dediğimiz zaten 2'nin karesi. Bunu da yukarı salladığım zaman 2 üzeri 13 olacaktır. Evet. Bir matbaa basacağı kitapların sayfa sayılarını 16'nın katı olacak şekilde basmaktadır. Evet. Sayfa sayılarının 16'nın katı olacak. Tamam. Her bir 16 sayfalık kısmı bir forma olarak adlandıran matbaa her sayfasında 8 soru bulunan 32 formalık bir kitap basmıştır. Şimdi önce burayı bir anlayalım. Burayı anlamadan çünkü devam etmemizin hiçbir anlamı yok. Şimdi her bir 16'lık sayfalık kısmı bir forma olarak adlandırılan matbaa her sayfasında 8 soru. Her sayfasında 8 soru olacak ve 32 formalık bir kitap bastırmıştır. O zaman arkadaşlar bizim toplam soru sayımız ne olacak? 32 çarpı 8 çarpı 16 kadar olacaktır. E o zaman 32 dediğimiz 2 üzeri 5'tir. 8 2'nin küpüdür. da 2 üzeri 4'tür. Yani biz bunları çarptığımız takdirde sonucumuz ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri 12 olacak. Peki ben neyi buldum şu anda? soru sayısını bulmuş olduk. Devam ediyorum. Kitaptaki soruların tamamını Murat ve Fatih yazmış olup sorulardan 4 üzeri x artı 1 tanesini Murat yazarken 3 çarpı 2 üzeri 2x artı 2 tanesini Fatih yazmıştır. Buna göre x kaçtır diye soruyor. E o zaman ben bunların ikisini topladığım zaman toplam soru sayısını yani 2 üzeri 12'yi vermesi lazım. Şimdi arkadaşlar bakın şu şuradaki 4'ü şurada tabanımız 2 ya 2'nin kuvveti olarak yazacak olursam 4'ü 2'nin karesi olarak yazdım x artı bir Artı Murat da bakın bu, bu kadar yazmıştı. 3 çarpı 2x artı 2 eşittir. Üzeri 12 olacaktı. Şimdi bakın üstleri çarpacak olursak 2 üzeri 2x artı 2 artı 3 çarpı 2 üzeri 2x artı 2 eşittir. 2 üzeri 12 oldu. Bakın üç tane 2 üzeri 2x artı 2 bir tane de burada. Ya da 3 üzeri 2 üzeri 2x artı 2 ortak parantezine de alıp da öyle düşünebilirsin. Dolayısıyla bunlardan toplamda kaç tane oldu? 4 tane oldu. Eşittir 2 üzeri 12. Şimdi arkadaşlar buradaki 4'ü 2'nin karesi olarak yazsam. 2 üzeri 2x artı 4 de 2'nin karesini çarparsam ne olacak? Üstleri toplayacağım. 2x artı 6 olacak. Sağ tarafta da 2 üzeri 12 var. Tabanlar eşitse üstler de eşit olmalı. Yani 2x artı 6 eşittir. 12, 2x, 6. Her tarafı 2'ye bölersem de x'i 3 olarak bulmuş oluruz. Aşağıdaki görselde A noktasından yola çıkıp B noktasına giden bir aracın güzergahı verilmiştir. Tamam A'dan B'ye doğru gidiyor. Bu güzergahtaki kırmızı, yeşil ve mavi renk ile işaretli olan noktalar birer petrol istasyonunu temsil etmektedir. A noktasında uygulamaya bakan Cem, X petrole uzaklığımız 625 üzeri 5 birim, Y petrole olan uzaklığımız 2 üzeri 60, Z'ye olan uzaklığımız da 9 üzeri 10 birim demiştir. Buna göre noktalar ve petrol istasyonlarının doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 625 arkadaşlar 5 üzeri 4'tür. Bir de bunun 5. kuvveti var. Yani 5 üzeri 21 birim olmuş oldu. Bakın burası zaten 2 üzeri 60 sade halde verilmiş. 9'u 3'ün karesi olarak yazacak olursam bir de bunun 10. kuvveti. Dolayısıyla 3 üzeri 20 olacaktır. Şimdi uzaklıkları kıyaslayacaksam arkadaşlar bakın üstlere bakıyorum. 20 var, 60 var ve 20 var. Hepsini 20 ile sadeleştirdiğimi düşün pratik olarak. E, burası 1 olacak. Burası 3 olacak. Burası da ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. E 5 üzeri 1'den 5 gelecek. 2'nin küpünden bak 8 geldi. 3 üzeri 1'den de ne oldu arkadaşlar? 3 olmuş oldu. Yani en kısa hangisi oldu? En kısa 3 oldu. Hangisiydi yani? Z. E o zaman arkadaşlar Z dediğimiz kırmızı olacak. Ortanca hangisi? Ortanca 5. Yani X'e olan uzaklığı. O zaman şu e, X. O zaman otomatikmen buraya da Y kalmış oldu arkadaşlar. Ne oldu? Ee, X petrolü yeşil oldu. X petrolü yeşil oldu. Hangilerinde yeşil var? X petrolünde ya D olacak ya da E olacak. Ee, mavi olan neydi arkadaşlar? Mavi olan Y idi. Bakın mavi olan Y. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı gelmiş oldu. Aşağıda bir telefon oyun görseli verilmiştir. Bu oyunda içerisinde sayı yazılı herhangi iki kareye dokunulduğunda sayılar birbiriyle çarpılmakta. Çarpılan sayılar ekrandan silinip boş bir kare içerisinde sonuç belirtmekte, belirmektedir diyor. Örnekte vermiş 2 ile 4 çarpılıp ekrandan silinirken boş kare sayısı boş kare 8 sayısı belirtmektedir diyor. Tamam. Şekil 1'deki oyuna başlayan Sude oyunu bitirdiğinde ekran şekil 2'deki gibi olmuştur. Buna göre x kaçtır diyor. Demek ki ben arkadaşlar buradaki şekil 1'deki sayıları çarptığımda sonuç ne olacakmış? 16 üzeri 8 olacakmış. Hep her birini 2'nin kuvveti şeklinde yazacak olursam bakın bu 4'ün yerine 2'nin karesi yazabilirim. 8'in yerine 2'nin küpü yazayım. Bakın bu 4'ün yerine 2'nin karesi yazacak olursam 2 ile de 3x artı 1'i çarparsam 6x artı 2 olacak. 8'i 2'nin küpü olarak yazayım. 3 ile de x artı 1'i çarparsam 3x artı 3 olacak. Bakın her birini ben çarptığımda üstlerine ne yapmam lazım? toplamam lazım arkadaşlar. Ben şunları bu buydu. Bunları toplarsam ne olacak? Çarpım durumundayken üstleri toplayacağım. Dolayısıyla 2x artı 2 artı 3 artı 6x artı 2 bir de 3x artı 3'ümüz var. Sonuç olarak bakın bu 16 2 üzeri 4'tür. Bir de bunun 8. kuvvetini alırsam 2 üzeri 32 demektir. Yani 2 üzeri 32'ye eşit olacak. E tabanlar aynıysa Üstler de aynısı olması lazım birbirinin. Üstleri bakın şurayı toplayacak olursam 2x, 6x daha 8x, 3x daha sanki 11x oldu. Artı 2, 3 daha 5, 7, 3 daha ne oldu arkadaşlar? 10 oldu. Eşittir 2 üzeri 32. 11x artı 10'un ne olması lazım? 32 olması lazım. x değerinde buradan arkadaşlar 2 olarak bulmuş oluruz. Bizden de zaten x isteniyordu. Gelelim 10. ve son sorumuza. Aşağıdaki iki deney tüpünün birincisinde 16 üzeri 5, ikincisinde 32 üzeri x tane bakteri vardır. Hemen şunları arkadaşlar 16 dediğimiz 2 üzeri 4'tür. Bir de bunun 5. kuvvetini alacak olursam 2 üzeri 20'dir. Burası 2 üzeri 20. 32 dediğimiz de bakın 32 dediğimiz e, nedir? 2 üzeri 5'tir. 2 üzeri 5'te x 5 ile de x'i 5 ile de x'i çarparsam 2 üzeri 5x olacaktır. Tamam. Devam ediyorum şimdi okumaya. Birinci tüpteki bakteri sayısı her 15 dakikada 2 iki katına, ikinci tüpteki bakteri sayısı her 20 dakikada 8 katına çıkıyor. Şimdi burayı bir yorumlayalım. Her 15 dakikada. Bak 1 saat sonunda. Biz 1 saat sonunda arıyoruz. O zaman 1 saatin içerisinde 4 tane 15 dakika olduğuna göre arkadaşlar. 4 tane 15 dakika olduğuna göre. Her 15 dakikada 2 katına çıkmayacak mı? Evet. Bak, bir 15 dakika geçti. 2. Diğer 15 dakikada yine 2 katına çıktı. Bir daha 2. Ve e ee, arkadaşlar 60. dakikada 4 tane 2. Yani burada kaç katına çıkmış oluyor aslında? 2 üzeri 4 katına. Bakın buraya bakalım. 20 bak 60'ın içerisinde. 1 saat 60 dakika. 60'ın içerisinde de 3 tane 20 var. Her 20 dakikada da 8 katına çıkacaktı. Bakın 1. E, ilk 20 dakikada 8 katına, ikinci 20'de 8 katına, üçüncü 20'de de 8 katına çıkacak. Yani burada da toplamda 8 üzeri 3 kat olmuş oluyor. E peki bu 8 dediğimiz 2 üzeri 3 bir de bunun küpünü alıyorum. Dolayısıyla 2 üzeri 9 kat olmuş oluyor arkadaşlar. Yani başlangıçta 2 üzeri 20 idi. Sonra 2 üzeri 4 katına çıktı. Kütüpteki bakteri sayısı da eşit olacağına göre eşittir dedim. Eşittir dedim. 32 üzeri x vardı. Yani 2 üzeri 5x vardı. Daha sonrasında 2 üzeri 9 katına çıktı. O zaman arkadaşlar ne olacak? Bunlar 2 üzeri 24 olacak sol taraf. Sağ tarafta 2 üzeri 5x artı 9 oldu. Tabanlar eşitse üstler de birbirine eşit olmalı deyip x'i buradan 3 olarak bulmuş oluruz ki biz de zaten x'i arıyorduk. Evet arkadaşlar bugündük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.